Kodlama öğrenmek isteyen biri ChatGPT ile kodlama öğrenebilir mi ya da yazılımcı olabilir mi? Bu videoda bundan bahsedeceğim. Aslında hepimizin hayatında şu anda ChatGPT var. Herhangi bir soruyu sormak istediğimizde Google'da aramak yerine ChatGPT'de sorumuzu soruyoruz ve cevabımızı almaya çalışıyoruz. Çünkü yapay zeka bize internette olan bütün verileri toparlayarak en mantıklı soruyu çıkarmaya çalışıyor. Özellikle de yazılımcı olarak ChatGPT'ye bir soru sormak ya da bir hatayla karşılaştığımızda, hata ayıkladığımızda ChatGPT'ye yazarak cevabını almak ya da bir kod parçacığına özellikle yazmak amacıyla ChatGPT'ye başvurabiliyoruz. Yazılımcılar için avantajlı tarafı sadece biz soru sormakla kalmıyoruz. Aynı zamanda ChatGPT'den bir kod örneği istediğimizde bunu bize getirebiliyor ve biz de bunu kendi projemize nasıl entegre edebiliriz ya da nasıl uygulayabiliriz bunu görebiliyoruz. ChatGPT ne zaman kullanılmaya başlandı? ChatGPT biliyorsunuz yapay zeka şirketi olan OpenAI tarafından piyasaya sürüldü. ChatGPT de GPT-3'ün halifesi aslında. Peki neden bu kadar popüler hale geldi? Çünkü çok hızlı şekilde erişebileceğimiz bir yapay zeka ve aynı zamanda da ücretsiz. Başta halk tarafından eğlence gibi kullanılacağı düşünülse de aslında Microsoft tarafından ve Google tarafından yapay zeka kullanılmaya başlandı ve teknoloji iyice geliştirildi. ChatGPT nedir ve nasıl çalışır? ChatGPT insan modeline uygun şekilde tasarlanmış ve internette verileri çeken ve sorulan sorular karşılığında en uygun şekilde sohbet ortamı yaratan bir yapay zeka modelidir diyebiliriz. Çok temel düzeyde büyük dil modelleri sözcükler üzerindeki olasılık dağılımlarını kullanarak metinde bir sonraki kelimeyi tahmin etmek için geliştirilmiştir. ChatGPT yapay zekadır ve internetten alınan devasa verilerle önceden eğitilmiştir ve bu yüzden çok ince detaylara ile ayarlanmış duygusal zekayı da devreye sokmak mümkündür. Gelelim sorunun cevabına. ChatGPT size kodlamayı öğretebilir mi? Aslında hem evet hem de hayır. ChatGPT aslında yazılımcılar için ve diğer alanlar için çok büyük kolaylık sağlamakta. Yani siz bir soru sorduğunuzda sorunuzun cevabını almak için en kolay, en kısa yol bence yapay zeka. Fakat şöyle bir durum var. Siz soru sorduğunuzda soruyu genel olarak size verebilir ve siz tam olarak sorunun cevabını almadığınız için o kodu anlamanız gerekir ve kodun mantığını anlamanız gerekir ki siz bunu kendi projenizde uygulayabilirsiniz. Çünkü yazılımcılar ne için ChatGPT'ye sorarlar? Kendi projelerinde karşılaştığı bir sorunu halledebilmek amacıyla ya da herhangi bir kodun mantığını geliştirmek amacıyla bilgiye nasıl ulaşacakları konusunda sorabilirler. Ya da ikincisi bir hata ayıklama konusunda bir hatayla karşılaştıklarında kod ilerlemiyorsa burada ChatGPT'ye sorup hızlı şekilde bu sorunu çözmeye çalışabilirler. Birincisinde yani herhangi bir bilgiye, herhangi bir dokümantasyona ulaşabilmek için ChatGPT'ye yani yapay zekaya sorduğumuzda bize çok genel bilgi verebilir. Bir yazılımcı olarak soruyu çok spesifik hale getirmemiz gerekiyor ki sorunun tam karşılığını alalım. Dolayısıyla da bize verdiği kod örneğini değiştirerek ve dönüştürerek uygulayabilir. Fakat yazılıma yeni başlayan birisi olarak kod öğrenebilir miyiz? Örneğin JavaScript nedir? Bize JavaScript'i öğretebilir misin diye bir soru sorduğumuzda ChatGPT'ye muhtemelen gördüğünüz gibi çok genel bir cevap verir. Ve çok ana temel başlıklarını bize sıralayacaktır. Ama sonrasında görüyoruz ki ChatGPT bize JavaScript öğrenmek için doğru dokümantasyonlara gitmemizi, doğru kaynaklara ulaşmamızı ve videoları izlememizi tavsiye ediyor. Tekrar sorduğumuzda JavaScript'i örneğin çok daha detaylı anlatabilir misin diye sorduğumuzda bize tekrar ileri boyutta çok genel bilgiler verebiliyor. Fakat yazdığı verinin sonunda yine bize asıl dokümantasyonları okumamıza ve gerekli olan videoları izlememize yönlendiriyor. Ve yeni bir yazılımcı olarak başladığınızda JavaScript'i diyelim ki hiç bilmiyorsunuz ve bu bilmediğiniz alanda sizi ilerletebilmek için yapay zekanın ChatGPT'nin soru sormayı bilmeniz gerekir. Dolayısıyla da bir sonraki adımdaki sorunun ne olacağını bilmezseniz o zaman ChatGPT size bir kodlamayı öğretmekten ziyade sadece başlangıç için temel bilgileri öğrenmek için yol gösterebilir. Sonuçta yapay zekayı yönlendiren de yine insan olacaktır ve siz de kodu öğrenmek amacıyla ChatGPT'yi sürekli yönlendirmeniz gerekir. Size vermesi gereken gerçek bilgiye alabilene kadar doğru ve almak istediğiniz cevap alana kadar ChatGPT'de sürekli sorularınızı geliştirmeniz gerekir. Dolayısıyla da bunun için hangi kodlama dilini öğrenmek istiyorsanız onun temellerini bilmeniz ve başlangıç düzeyinde başka kaynaklardan, asıl kaynaklardan araştırmayı ve öğrenme sürecini yapmanız gerekir. ChatGPT bence bir sonraki adımda size yardımcı olacaktır. Kodlamayı ChatGPT'den öğrenmek için bir kodu nasıl okuyacağınızı anlamanız gerekir. Bence ChatGPT'yi kullanmak için öncelikle bir programlama dilinin temellerini bilmeniz gerekir.
gerekir, kodlama dilini anlamanız gerekir. Dolayısıyla da ChatGPT'nin size verdiği cevapları da anlamış olmanız gerekir ki bunu ilerletebilirsiniz. Bir de insan zekasını yapabildiği ama ChatGPT'nin yapamadığı bir şey var. İnsan zekasında her öğrendiği süreçte, her bir aşamada beyin nöronları arasındaki ilişki de gelişiyor. Dolayısıyla da bence ChatGPT kodlama öğrenirken beyin nöronları arasındaki ilişkinin gelişmesini yavaşlatabilir ya da tembelleştirebilir. Örneğin JavaScript'i öğrenmek için ChatGPT'ye soralım. Bana JavaScript'i öğretebilir misin diye. Gördüğünüz gibi ChatGPT bana JavaScript'in çok temel bilgilerini veriyor. Ve bir yerden sonra duruyor. Sonra dokümantasyonlara bakmamı ve gerekli olan videolara bakmamı tavsiye ediyor. Sonrasında JavaScript ile hakkında daha detaylı bilgi öğret dediğimde bu sefer de biraz ileri seviyede JavaScript'in çok genel bilgilerini tekrar bana sıralıyor. Fakat altında yine tekrarlanan cümleye yazarak benim bu dili öğrenmek için gerekli olan dokümantasyonlara ulaşmamı ve videoları izlememi tavsiye ediyor. Burada yazılıma yeni başlayanlar hangi soruyla ilerleyeceklerini bilmedikleri için tabii bir şekilde bir yerde kalıyor. Kodlamayı öğrenmek açısından ChatGPT bize tamamen yardımcı olamaz. Şunu söyleyebilirim. Yazılıma yeni başlayanlar için bence ChatGPT ya da yapay zeka yeterli değil. Ancak bu okulda aramaya ulaşmaya çalıştığınız bilgilerden çok daha hızlı diyebilirim. Çünkü bir insan gibi metin yazdığı için ve bir insanla sohbet eder gibi derleme yaptığı için her türlü soruyu sorabilir ve bir yol haritası isteyebilirsiniz. Sık yazılan sorulardan birisi de ChatGPT ya da yapay zeka yazılımcıların işini elinden alacak mı? Aslında bunu daha önceki videomda da anlatmıştım. Bu videoyu da bakabilirsiniz aynı şekilde. ChatGPT yazılımcıların işini kolaylaştırdığı kesin. Çok hızlı şekilde ezbere dayanmayan ya da iş yükünün fazla olduğu alanlarda otomatize edilebilecek, otomasyon teknolojileriyle çok hızlı şekilde bilginin ilerleyebileceği ve bazı gereksiz iş yüklerini hafifletebilecek alanlarda çok büyük kolaylık sağladı diyebilirim. Sağlamaya da devam ediyor. Ancak otomatize edilmeyecek alanlarda yazılımcılara kesinlikle hala çok fazla ihtiyaç olacak ve yeni iş imkanları ve yeni iş fırsatları doğacak. Sadece yazılım alanında değil, her alanda, her meslekte bu endişeyi ya da bu gelişmeyi göreceğiz. Tüm meslekler aslında yapay zeka olmadan ilerlemeyecek ve mesleklerin tanımı ve görevleri değişmeye başlayacak. Dolayısıyla da yazılımda da aynı şekilde bazı görevler tamamen personele ihtiyaç kalmadan yapılacak ve bazı görevlerde de iş fırsatları artacak ve yeni meslekler doğarak ya da var olan mesleklerde daha fazla talep olarak ilerlemeye devam edecek. Örneğin yapay zeka uzmanlarına çok daha fazla ihtiyaç olacak. Bu nedenle de bir dil öğrenirken örneğin Python gibi, Java gibi dilleri de ağırlık vermenizi öneriyorum. ChatGPT yazılıma yeni başlayanlar için çok iyi imkanlar sunabilir, bilgiye çok hızlı ulaşmanızı sağlayabilir ve sizin sorduğunuz sorularla çok hızlı şekilde onu yönlendirebilirsiniz. Google'dan daha hızlı şekilde bilgiye ulaşabilirsiniz. Fakat hala görülüyor ki ChatGPT ya da yapay zeka bir insana sıfırdan başlayarak hiçbir dokümantasyona ya da kaynağa başvurmadan sadece yapay zeka yeterli değil. Çünkü insan zekası modelinde henüz değil ve bunun için de yeterli değil. Karmaşık bilgiler sorduğunuzda ve biraz da yaratıcı düşünme gerektiren sorular sorduğunuzda maalesef yapay zeka hala yeterli gelmiyor. Ve verdiği cevaplar da siz projenize eklediğiniz zaman tamamen karmaşık ve hatalarla dolu bir proje ya da bir kod ortaya çıkarmış olursunuz. Ama sonuç olarak söyleyebileceğim şey ChatGPT başlangıçta kodu öğrenmek için yeterli gelmeyebilir ama ileride kodu öğrendikten sonra ya da programlama dilini öğrendikten sonra öğrenme sürecinde ve kendinizi geliştirme sürecinde size zaman kazandırır. Ayrıca yapay zeka yazılımcıların işini elinden alacak mı sorusuna cevap verdiğim videoyu da izleyebilirsiniz. Yine sizin de ChatGPT ile alakalı deneyiminiz varsa ya da kod öğrenmek için ChatGPT'ye başvurduysanız ne tür deneyimler edindiniz, sizin düşünceleriniz nelerdir? Bu videonun altına yorumlar yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.